Sevgili öğrenciler merhaba. Hasan Gürel'e Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugün cümlenin öğelerinden zar tümlecini ele alacağız. Zar tümleci cümleye hangi anlamları katar ve hangi soruları sorarız oradan başlıyoruz. Zar tümleci cümleye zaman, durum, kalemimizi değiştirelim hemen yazmıyor çünkü. Hangi anlamları katıyor? Zaman, durum, yön, koşul, ölçü ve neden anlamları katar. Peki hangi soruları sorarız? Zar tümecini vurmak için yükleme soracağımız sorular nasıl, ne kadar, ne zaman, niçin, neden, nere yön bildirenler için nere sorusunu soracağız. Birkaç cümle üzerinden öğelerimizi bulalım. Daha sonra ise dikkat edeceğimiz bir not üzerinde duracağız. Merdivenlerden koşarak çıktı. Her zaman cümlenin öğelerinde ilk yaptığımız şey neydi? Yüklemi bulmak, yüklemden sonra özneyi bulmak, ondan sonra diğer öğeleri buluyorduk. Yine aynı şekilde ilerleyeceğiz. Merdivenlerden koşarak çıktı. Çıktı yüklem. Kim çıktı? O. Nasıl çıktı? Koşarak çıktı Zartümeci. Genç gazeteci çok konuştu. Konuştu yüklem. Kim konuştu? genç gazeteci ne kadar konuştu çok miktarını bildirdi. Merak etme seni akşam ararım. Ararım yüklem. Kim arar? Ben. Gizli özne. Peki ne zaman ararım? Akşam zaman bildirdi. Yorgunluktan hiçbir işimi yapamadım. Yapamadım yüklem. Kim yapamadı? Ben. Peki niçin neden yapamadım? Yorgunluktan sebep bildirdim. Eskiyen eşyaları aşağı taşıdım. Taşıdım yüklem. Kim taşıdı? Ben gizli özne. Peki nereye taşıdım? Aşağı. Özellikle buraya dikkat edin. Yer yön zarfları mutlaka kök halinde olacak. Herhangi bir ek aldığında cümlenin farklı bir üyesi olacaktır. Bizim nesil düşe kalka büyüdü. Büyüdü yüklem. Kim büyüdü? Bizim nesil özne. Peki nasıl büyüdü? Düşe kalka. Gördüğünüz gibi zaten burada zarf fiil var. Bizim için ipucu olur aynı zamanda. Her akşam yürüyüşe çıkarım. Çıkarım yüklem. Kim çıkar? Ben. Peki ne zaman çıkarım? Her akşam zaman bildirdi. Babam ve annem şimdi geldi. Geldi yüklem. Kim geldi? Babam ve annem. Peki ne zaman ne zaman geldi? Şimdi ne yaptı? Zaman bildirdi. Önemli bir uyarı. Yer yön bildiren aşağı, yukarı, ileri, geri, öte, beri, içeri, dışarı ve benzeri sözcükler kök halinde ise zarf tümlecidir. Bakın buraya dikkat edin karıştırmayın. Kök halinde ise zarf tümlecidir. Zarftır sözcük türü açısından da. Eğer bir ek alırsa farklı bir öğe olacaktır. Hemen bakalım. Çöp tenekesini ileri taşıdı. Taşıdı yüklem. Kim taşıdı? O. Nere taşıdı? Nereye taşıdı? İleri bakıyorum. Kök halinde mi? Evet. O zaman burada zarf tümleci var. Çöp tenekesini ileriye taşıdı. Taşıdı yüklem. Kim taşıdı? O. Nereye taşıdı? İleriye. Gördüğünüz gibi e halinde, e halinde olduğu için dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı diyebiliriz. Hepimiz ileriyi merak ediyoruz. Merak ediyoruz yüklem. Kim? Hepimiz özne. Neyi merak ediyoruz? İleriyi. Zar tümleci diyemiyorum çünkü kök halinde değil. Dolaylı tümleş diyemiyorum çünkü E, D, den halinden birini almadı. İ halinde belirtme halinde o zaman ne oldu? Belirtili nesne görevinde kullanıldı. İlerisi çocuklar için iyi olacak. İyi olacak yüklem. Peki ne iyi olacak? İlerisi Özne görevinde kullanıldı. Gördüğünüz gibi sözcük kullanıldığı cümleye göre daha doğrusu aldığı eke göre bir cümlede ne oldu? Doları tümleç oldu, belirtili nesne oldu, özne oldu, kök halinde olduğunda zarf tümleci oldu. Onun için cümlenin üyelerini bulurken yapmamız gereken en temel şey önce yüklemi bulup ondan sonra özneyi bulup ondan sonra diğerlerini bulmaktır ve soru sorarak mutlaka yükleme soru sormamız gerekir. Evet başka bir dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.